Bugün Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Şahnahane mahallesindeyiz. Burada bir doğa katliamı var. Malatya Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Murat Ali Tutar ben. Burada bunu size anlatmakta zorlanıyorum. Çünkü hiçbir canlılık yaşayacak durumda değil Şahnahane'de. Malatya Organize Sanayisi'nin çok büyük atıkları, tekstil atıkları tamamen şu arkamda görmüş olduğunuz yere dökülüyor. Bunun kimyayla, bilimle hiçbir izahı yok. Çünkü çok basit bir membran filtreme sistemiyle ve ozonlama sistemiyle bu olay çözülebilir. Çok büyük bir maliyeti yok. Yaklaşık 150-200 bin liralık bir maliyetle aktif karbon, ozonlama ve membran sistemiyle bu yapılabilecekken doğayı bu şekilde tabiri caizse yok etmek hiçbir akla mantığa sığmıyor ve sığacak gibi de değil. Buradan yetkililere sesleniyorum. Anayasanın 135. maddesine göre biz kamu kurumu statüsünde bir meslek örgütüyüz. Doğayı bu şekilde katletmek hiçbir meslek örgütünün, hiçbir kamu kurumunun vicdanına sığacak bir olay değil. Yarın suyun ne kadar kıymetli olduğunu, çocuklarımıza suyun ne kadar önemli bir miras olduğunu her yerde anlatmamıza rağmen yarın şu manzaranın verebileceği olumsuzlukları zaten burada birebir şahit olup görebilirsiniz. Tekrardan yetkililere sesleniyorum. Özellikle bu işi denetleyen kurumlara bu işe el atıp ben Kimya Mühendisleri Odası olarak bunun numunesini alıp analizini yapacağım. Ve bir basın açıklamasıyla bunu Cumhurbaşkanımıza özellikle duyuracağım. Ama Malatyalı yerel yetkililerden de bu olaya el atmalarını rica ediyoruz. Bu sular ilerleyen yerlerde gidip kayısı sulamada kullanılıyor. Özellikle Ağustos ayında çok büyük zehirlenmeler oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız özellikle bu konuyla ilgilensin. Çünkü yarın bütün zehirlenmelerden içme suyundan sorumlu diye kendisi sorumlu tutacak. Özellikle buradan onu uyarıyorum. Bu manzaraya göz yummasın. Çünkü biber yetiştiriciliğinde, karpuz yetiştiriciliğinde, domates yetiştiriciliğinde, maydanoz özellikle bitki yetiştiriciliğinde bu sularla sulanan bitkiler sofralarımıza geliyor ve Ağustos aylarında özellikle viral enfeksiyonlara sebep oluyor. O nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımızın özellikle bu konuyla ilgilenmesi lazım. Bu suların içme suyuna karışması veya toplumun yediği yiyeceklere karışması özellikle çocuklarda büyük enfeksiyon hastalıklarına sebep oluyor. Biz bu işin kimyasıyla ilgileniyoruz ve Kimya Mühendisleri Odası olarak yapacağımız analizleri de halka özellikle duyuracağız. Başka söyleyecek bir söz bulamıyorum. Durum böyle.